Öncelikle açıkçası Resident Evil 2 Pascal yumurtaları videosu yapmak gibi fikir hiç ama hiç aklımda yoktu. Ta ki eski aşkım, dünyalar güzeli Rebecca Chambers'a da bir Pascal yumurtası adandığını Resident Evil 2 forumlarında tesadüf eseri öğrenene kadar. Yazılanlar gerekli şeyleri topladıktan sonra genç Rebecca'nın üzerine Rising Rookie yazan film şeridini tab etmenle HD olarak fotoğrafta belireceğiydi. Alt tarafı bir resim de olsa işte onu elde etmeli ve bu işe kalkışmışken bir şeye benzeyen bir video yapabilmek için de o diğer Pascal yumurtalarını da ayrıca bulmalıydım. Hemen kolları sıvadım ama gerçekten ilk bakışta o kadar çok az Pascal yumurtası vardı ki. Neyse, günlerce forumlarda sürt, gir oyunu öğrendiklerini bul derken aslında umduğumdan da fazlasını buldum. Hadi şimdi gel istersen bunlara ve Rebecca Chambers'ın o efsane resmine bir göz atalım. Maalesef Rebecca ile başlamayacağım ama ilk Pascal yumurtası için oyunun en başına gidelim. Petrol istasyonuna ait marketin giriş kapısının üzerindeki Staff Wanted, yani eleman aranıyor yazısına baktığında bir telefon numarası göreceksin. 1998-01-29. Ne tesadüf ki bu da ilk Resident Evil 2'nin tam günü gününe çıkış tarihi. Madem ki petrol istasyonuna gelmişiz, marketin kapısına dikeliyoruz. Hemen hızlıca bir içeriye bakalım çünkü burada da o zifiri karanlıkta gözden kaçması büyük bir ihtimal. Çok ilginç bir Pascal yumurtası var. Bilindiği gibi Resident Evil evreninde bitkiler herkesin çok severek yediği şeyler. Zaten oyun boyu o saksılarda duran yeşil, mavi veya mor bitkiler sağlık değerlerini yükseltmenin tek yolu. Neyse, marketin içindeki dondurma dolabına bir göz attığında göreceğin rengarenk bitkilerden yapılmış top top dondurmalar. Burada bu remake'de karşına çıkmayan sarı renk de var. Bir de oyunu bitirdiğinde karşına çıkan completion ekranında en altta bir not var ki daha da ilginç. Bu notta yazan özetle şöyle: her kim ki bu bitkileri silip süpürüyorsa bıraksın bunu. Ne kadar yararlı oldukları umurumda değil. Bunların hepsi parayla. Resident Evil hayranlarının yıllardır gerçek bir remake için Capcom'a resmen yalvardığını biliyoruz. Ve sonunda 2015 yılında bütün dualar kabul oldu ve yapımcı Hirobayashi bu videoyla Resident Evil 2 remake yapacaklarını duyurdu. ありがとうございます。皆さんの熱い情熱と応援のおかげで、ようやくこのリメイクプロジェクト開発決定いたしました。ありがとうございます。もう本当言葉通り、We do it とやりますよ。 Bu arada o we do it değil de aslında we do it veya we are doing it olmasın. Neyse, Japoncadan İngilizceye bu direkt çevirdi, herkesin hoşuna gitmedi değil. İşte bu we do it lafı oyunun içinde yer buluyor. Polis merkezinin bekleme odasına bulunan büstün altına baktığında we do it ibaresi yakınlaştırmadan okunamayacak da olsa orada. Polis ofisine girip el fenerini yukarıya tuttuğunda Leon'u polis olarak ilk gününü kutlayan Welcome Leon afişi göreceksin. İlk bakışta her şey normal. Dikkatlice baktığında L ile C harfler arasında bir boşluk var. Sanki orada bir harf varmış da düşmüş gibi. Aynen öyle. Afişin hemen altına baktığında bir de ne olsun? Bir L harfi daha var. Bu L harfi ilk oyuna gönderme çünkü orada tek L ile yazılması gereken bu afiş yanlış bir şekilde 2 L ile yazılmıştı. Capcom bu sefer hatasını düzeltmekle kalmamış, kendisini de T'ye almış. Vallahi adamlarda ego sıfır. Aynı odada 1998'deki Pascal yumurtasına gönderme yapan başka bir Pascal yumurtası var. Polis memurlarının dolaplarına baktığında birinin üzerinde Jojo yazısı göreceksin. İlk oyuna geri döndüğünde oyunun başlarında Marvin'li bir sahnede kafasının üzerindeki aynı Jojo yazısı da dikkat çekmeyecek gibi değil. İki oyundaki Jojo yazısı oyun yapımcılarının çok sevdiği Jojo's Bizarre Adventure isimli 80'li 90'lı yıllardan kalma bir çizgi film serisine gönderme. İşin ilginç tarafı Capcom'un ayrıca Jojo temalı bir oyun bile yapmış olması. Var mı tesadüfen aranızda oynamış olan? Rebecca Chambers'a geleceğim ama sırayla. Diğer oyunlar, film veya çizgi filmler olsun, oyunda o kadar çok göndermeler var ki birkaçından daha bahsedelim. İlk olarak oyunun başında karşına çıkan bazı binaların üzerindeki yazılara bir bakalım. Arukas, tersten oku, al sana diğer bir Capcom oyunu Street Fighter'dan Sakura. Avagomis, bunu da tersten okuyunca ortaya çıkan isim Shimogawa. Bu sefer de Mega Man'den tanıdık diğer bir Capcom çalışanı. Polis merkezine girmeden binalara bakmaya devam edersen, bir bina camının üzerindeki bir yazı dikkatini çekecek. Tamam, abartmayayım, bu yazının dikkatini çekmesi için Shine gibi gözlere sahip olman gerekli. Neyse, dikkatlice bak. Serbest çalışan fotoğrafçı Frank East yazmıyor mu orada? Şu Dead Rising'deki fotoğrafçı ve aynı zamanda zombi avcısı Frank West'e bir gönderme olmasın?
Ondan başkası olamaz. Hele hele Colombian Roastmaster kafe tabelasını iki oyunda da görünce. Baksana. Polis merkezinde operasyon odasına girdiğinde üzerinde harita olan bir kara tahta dikkatini çekecek. Haritayı çekip cebe indirdiğinde üzerleri tebeşirle çizilmiş isimler göreceksin. Bu isimleri Hazreti Google'a arattırırsan bu sefer göreceğin hepsinin Resident Evil 2 üzerinde çalışmış kişiler olduğu. Oyunda isimleri ölümsüzleşmiş diğer Capcom çalışanlarını polis merkezi antresinde bulunan kadın heykelinin hemen altında görebilirsin. Bu Capcom gerçekten kıymet biliyor. Leon altında jeeple Clarice motorla Raccoon City'ye geliyor. Peki bu ikisinin plakasına şöyle dikkatlice bir baktın mı? Baksan da ilk bakışta pek bir şey ifade etmemeleri normal. Jeep'in plakasına yazan Matilda aynı zamanda Leon'un en sevdiği silahın ismi. Peki Matilda'nın Leon isimli enfes bir filme atıfta bulunduğunu biliyor muydun? Zira filmde Natalie Portman'ın oynadığı kızın ismi Matilda. Claire'in motorunun plakasına bakacak olursak yazan MD3H3BN yani Made in Heaven. Polis merkezine Stars ofisine girdiğinde erkek kardeşi Chris'in sandalyesinde asılı duran ve arkasında Made in Heaven yazan bir ceket göreceksin. Aynı ceketi gerekli başarı kilidini kırarak Claire'e giydirebilirsin. Resident Evil oyunlarına ilgiliysen Resident Evil 3'ün Resident Evil 2'nin hem öncesinde hem de sonrasında geçtiğini bilirsin. Bu remake'de bu 3 numaralı oyunla ilgili en az 3 Pascal yumurtası var. Kahraman ve sonradan kendisi zombiye dönüşen Brad Vickers isimli Stars memuru bir adam vardı. İşte onun posterini küçük bir odanın duvarına asılı bir şekilde görebilirsin. Resident Evil 3'ten Nemesis'i bilirsin. İşte görüntülerdeki duvara baktığında buradan geçmiş olduğunu anlayacaksın. Bunun Mr. X'in işi olduğunu düşünme çünkü daha oyunun başındayız ve Mr. X polis merkezine gelip peşimize düşmeye başlamamış. Son olarak bir de şu üzerinde Mikhail Piorogis yazan büyük tabelaya bakalım. Burada gönderme yapılan kişi Umbrella askeri Rus Mikhail Viktor. Mikhail'in Resident Evil 3 macerası pek güzel bitmemişti ama giderken yanında birilerini de götürmüştü. Eski Resident Evil oyunlarını oynamış olma ihtimalin düşük olsa da birkaç yıl önce çıkan Resident Evil 7'yi oynamış olduğunu düşünüyorum. Oynamamış olsam bile Resident Evil 2 Remake'de karşına çıkan bu ahşap model mankenin gözüne Resident Evil 7'den tanıdık gelmesi gerekiyor. Ve gelelim en sona bıraktığım Rebecca Chambers'a. İlk oyunda da olan bu Pascal yumurtası için bulduğum bir filmi tab etmenle 18 yaşındaki Rebecca Chambers'ın fotoğrafını çıkarıyordun. Resimde görünüşe göre basketbol oynayan tam bir fıstık bu Rebecca Chambers. İşte aynı Pascal yumurtasının bu remake'de de olduğunu duyan ben hemen kolları sıvadım. Bu fotoğrafın HD versiyonunu ne yapıp ne edip çıkarmalıydım. İlk olarak kanalizasyonda o küçük odaların birinde o aradığım film şeridini buldum. Bunu tab etmemle o esas film şeridinin yerini gösteren iki fotoğraf çıkardım. İlk resmin polis basın odasına yeri gösterdiğini anlamamla oraya gittim. Ama orada bulduğum o aradığım film şeridi değildi. Neyse ikinci resmin Chris'in Stars ofisindeki masasına ait olduğunu anlamam çok uzun sürmedi. Masanın hemen altındaki raftan bir kutu çıktı ama film şeridi ortalıkta yoktu. Resmen delirecektim. Şaka yapmıyorum, o kadar umutsuzluğa kapıldım ki arkadaşımı çağırdım ve onun hesabından aynısını denedik. Resim yine yoktu. Şaka gibiydi. Neyse saatler sonra anladık ki sadece bu film şeridine özel eşya toplamanı işaret eden A tuşu burada belirmiyor ve yine de bu tuşa basarak o göremediğin film şeridini alıyorsun. Aynen öyle yaptık ve oldu. Hemen heyecanla karanlık odaya gittim ve resmi tab ettim. Rebecca Chambers'ın resmi HD kalitesinde ekrandaydı artık. Vay be Rebecca, 20 küsur yıl geçmiş. Şaka gibi. Neyse Rebecca işin tabii ki şakası. Pascal yumurtalarıyla yaptık yine enfes bir oyunun finalini. Benden Resident Evil 2 Remake ile ilgili olarak şimdilik bu kadar. Artık sıradaki yeni Resident Evil Remake'i ve Resident Evil 8'i büyük bir heyecanla bekliyoruz. Diğer videoda görüşmek üzere. Hello. Good to see you again, Claire. We've got unfinished business. Where's that? In the neighborhood. You'll find it. You sure you're all right? For now. I swear, you bastard, if you hurt her.
stupid kid. If you just hadn't dropped that fucking thing, I could let you go.